Özellikle vajinanın iç dudaklarının çok büyük ve sarkık olduğu durumlar hastalarda 2 ya da 3 farklı soruna neden olabiliyor. Benim hastalardan bana söyledikleri, bana anlattıkları kadarıyla. Birincisi özellikle yaz aylarında mayo bikini giydiklerinde sarkık olan iç dudaklar mayo ve bikiniden belli olduğu için hastalar çok rahatsız oluyorlar. Bu estetik olarak ortaya çıkan görüntü. Tabii mayo ya da bikini yokken, çıplakken dudakların sarkık olması cidden görsel açıdan hiç hoş bir tablo değil. Dolayısıyla bunun rahatsızlığı özellikle bayan hastalarımızda ciddi sıkıntı yarattığı için bize sıklıkla başvuruyorlar. Diğer bir neden ise fonksiyonel sorun yaşama. Özellikle cinsel ilişki esnasında vajina iç dudaklarının penisin önüne gelerek vajen girişini kapatması ve vajen içine doğru katlanması ciddi ölçüde ağrılara neden olabiliyor. Ve o an kadın cinsel ilişkiden kopup tamamen artık keyif alamaz hale geliyor canı yandığı için. Diğer bir neden ise tamamen hijyenle alakalı. Sarkmış olan iç dudaklar bayanlarda hijyene ve temizliğe engel olduğu için enfeksiyon tarzı sorunlara yol açabiliyorlar. Bunu her halükarda biz labyoplasti olarak adlandırdığımız bir ameliyatla çözümünü sağlayabiliyoruz. Tabii burada sonuçta labyoplasti ameliyatı da estetik bir ameliyattır. Fonksiyona her ne kadar faydası da olsa görselliğin daha da ön planda olduğu bir ameliyattır. Vajina iç dudağını öyle bir şekilde planlayarak ameliyat etmeliyiz ki hastanın yine vajen iç dudağı olmalı. Ancak dış dudakların dışına sarkmamalı. Ancak dış dudakları açtığında kendisini temizlerken, incelerken sanki çok küçük ve kısa bir iç dudağı varmış gibi bir görüntü elde etmeliyiz. Bu ameliyatı lokal anestezi ile dahi yapabiliriz ve ortalama ameliyat süresi yarım saat 45 dakika civarındadır. Dudağı küçülttükten sonra, labyoplastiği gerçekleştirdikten sonra mevcut kesi hattımızı estetik kendiliğinden eriyen dikişlerle kapatıyoruz. Dolayısıyla dikiş alınması gerekmeyecek. Ve hatta hasta ameliyattan sonra aynı gün taburcu olup evine gidecek. Aynı gün su değmesine, banyo yapmasına izin vereceğiz. Labyoplasti ameliyatında da yine vajina daraltma ameliyatında olduğu gibi yaklaşık olarak 1 aylık bir cinsel periz uygulaması yapmak zorundayız. Çünkü o bölgedeki iyileşmeyi tamamlayabilmek için. 1 aylık cinsel periz uygulamasından sonra hasta çok rahat bir şekilde aktif cinsel yaşantısına dönebilecek ve bir daha büyük ve sarkık olan vajina iç dudağından kaynaklanan sorunlarla karşılaşmayacak.